Efendim diyor ki Tevrat'ta onuncu yüzyılda Musevi alim Yafet bin Ali Tevrat tefsirinde ilk olarak Mesih yani Mehdi ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır. Uzun ve zorlu. Kaç yıl? 40 yıl. Evet. Allah onu deneyecek diyor. Bak ve zorlu. Acılar var, çileler var. Sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır. Hateme velayet. Hateme veli. En yüksek velayet makamına ulaşacaktır. Ve ikincisi bu denemeler ona bir tür işaret olarak gönderilecek Allah tarafından. Ve böylece belalarla kuşatılmışken Mehdi belalarla kuşatılmışken davranışlarında saflığını koruduğunu gördüğünde yani dürüstlüğünü, iyi niyetini, metanetini, akılcılığını, Allah'a kitaba olan bağlılığını gördüğünde Mesih yani Mehdi kendisinin beklenen şahıs olduğunu anlayabilecektir. Maşallah. Yani bu kadar çilenin, bu kadar acının hikmetini o zaman anlayacak diyor. Bizzat kendisi anlayacak diyor inşallah. Allah dünyayı yarattığında yine Tevrat'tan Abkat Rokel adlı eserde Kral Mesih'in çok eski bir kitap olan Pesikta'da Kral Mesih'in yani Mehdi'nin acı çekmesiyle ilgili bölüm var. Özel bölümü. Orada anlatılıyor. Allah dünyayı yarattığında yüce arşından Cenab-ı Allah yüce arşından Kur'an'da da var ya arş. Evet. Yüce arşından. Biraz soğuk oldu burası. Onu da ayarlayın. Yüce arşından Mesih'i bir varlık olarak var etti. Önce diyor kainatın yaratılışında yüce arşından Mesih'i bir varlık olarak var etti. Önce o yerde aleminde, zer aleminde. Evet. İlk önce yaratıyor. Mesih'i bir varlık olarak var etti zer aleminde. Ona şöyle söyledi Allah. Benim kullarımı 6000 yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın? Bak 6000 yıl sonra. Peygamberimiz ne diyor? 5600 yıl geçti diyor. Maşallah. Şu an o 6000 yıl bitti. Evet. 7000 yıla girdik. Evet. İnşallah. İnşallah. Bak 6000 yıl sonra iyileştirip benim kullarımı kurtaracak mısın? Kral Mesih de yani Mehdi de Allah'a cevap verdi. Evet, yapacağım ya Rabbi. Daha sonra Allah ona dedi ki, sonra insanların eziyetlerine, çekeceğin eziyetlere sabredecek misin? Tevrat'tan örnek veriliyor, delil vermişler. Delil şudur diyor, acılarımızı o yüklendi diyor. Mesih için, Kral Mesih, Mehdi için. Yani bütün insanlığın acılarını o yüklendi. Yeşaya 53'e 4. Mesih Cenab-ı Allah'a cevap verdi. Ya Rabbi bütün bu çilelere sevinçle sabredeceğim. Maşallah. Elhamdülillah. Allah'a söz veriyor zer aleminde. Bak sevinçle sabredeceğim. Zohar bölümü 2'ye 212. Haham Moses Hadarşan'dan der ki Mesih de aşkından dolayı, Allah aşkından dolayı tüm bu acıları ve sıkıntıları üzerine aldı diyor. Elhamdülillah, maşallah. Bak, tüm bu acı ve sıkıntıları Allah aşkıyla üzerine aldı diyor. Çünkü Yeşaya 53'te şöyle yazılmıştır. O baskı görüp eziyet çekti. Tevrat'ta geçiyor bak. 3000 yıl öncesinden Mehdi'nin çekeceği çile belirtiliyor. Maşallah. Evet. Hocam sizin vesilenizle bunları ortaya çıkardık. Tevrat'ta yazan bu Mehdi ile ilgili konuları Kral Mesih konusunu.
Davutoğlu'nun geleceği dönemde, yani Mehdi, Tevrat'ta Davutoğlu da geldi. Evet. Zaten Hazreti Davut soyundandır Mehdi. Evet. Hazreti Ali de Davut soyundandı. Hazreti Ali'nin evlatlarından, Peygamberimiz soyundan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Davutoğlu'nun geleceği dönemde yiğit adamlar şehirden şehre dönüp dolaşacaklar. Fakat onlara iyilik gösterilmeyecek. Mehdi talebeler şehirden şehre dönüp dolaşacaklar. Fakat onlara iyilik gösterilmeyecek. Günahtan korkanlardan nefret edilecek. Yani Müslümanlardan nefret edilecek. Ve fıkıh alimlerine iftira edilecek. Ve alim kalmayacak diyor. Aheray Mot 36 213. cümle. 3000 yıllık eserde geçiyor inşallah. 3000 yıllık eserlerde. Yaşaya bölümü 53'te Mehdi'nin çekeceği çile anlatılıyor. İnsanlarca hor görüldü diyor Mehdi. Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik diyor. Mehdi başlangıçta böyledir. Bilinmeyecek. Yaşaya bölümü 53-3. O baskı görüp eziyet çektiyse de Mehdi ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran bir koyun gibi hiç ağzını açmadı diyor. Maşallah. Hiç çıtırını çıkarmadı diyor çektiği çilelere. Yani yaygara evet. Şey yapar ya insanın hiç sesini evet. Çıkarmadı diyor. Yaşaya 53'e 5 ve 7. Halklar sana, uluslar sana boyun eğsin. Kardeşlerine egemen ol diyor Cenab-ı Allah Mehdi'ye. Kardeşlerin sana itaat etsin. Sana lanet edenlere lanet olsun diyor maşallah, Cenab-ı Allah. Maşallah, Tevrat'ta. Maşallah. Bak sana Tevrat'ta Mehdi'ye lanet edenlere Allah lanet etsin diyor. Lanet olsun diyor. Allah lanet okuyor, lanet ediyor onlara. Mehdi'ye lanet edenlere Allah lanet ediyor. Seni kutsayanlar kutsansın diyor. Seni kutsal bilenler de Allah kutsal kılacak diyor onlara. Mesih için şöyle yazılmıştır Mehdi için. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu Mehdi'nin üzerinde olacak. Maşallah. Bu onun, Allah'ın ona, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a salih işler ve cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir diyor. Cendere gibi sıkıntılarla imtihan olacak diyor Mehdi. Allah tarafından. Maşallah. Bak cendere gibi sıkıntılar. Evet. Talmud Sanhedrin 93'e B. İnşallah. İnşallah. O sevimli şey vermedik değil mi biz? Evet. Neyse. Tam bir daha uzun şey yaparız. Ama sen anlatırsın ona. İnşallah. Bir imtihanın ardından başka bir imtihan gelecek diyor Talmud'da. Evet. Sürekli belalar devam edecek diyor. İnşallah. İnşallah. İnsanlar beni küçümsüyor diyor Mehdi'ye. Halk hor görüyor. Beni gören herkes alay ediyor. Gülüp baş sallayarak diyorlar ki diyor. Sırtın Rab'be dayadı. Kurtarsın bakalım Allah onu diyecekler diyor. Köpekler kuşatacak diyor Mehdi. Köpekler sürüsü. Kötüler sürüsü çevresini saracak diyor. Maşallah. Bak, köpekler kuşatacak etrafını evet. Diyor. Kötüler sürüsü etrafını saracak diyor. Mezmurlar 22-11'de. Sıkıntılar yanı başında diyor Mehdi'nin inşallah. Mehdi diyor ki, Cenab-ı Hak onun dilinden açıklıyor. Odur öcümü alan diyor. Halkları bana bağımlı kılan, insanları bana bağlayacak olan Allah'tır.
düşmanlarımdan kurtarır, baş kaldıranlardan üstün kılar, beni zorbaların elinden Allah alır diyor inşallah. Bunun için uluslararası sana şükredeceğim ya Rab. Adını ilahilerle öveceğim ya Rab. Evet maşallah. Valla birisinin bir telefonu var ama bir türlü çıkaramadı o işi. Maşallah. Bak diyor ki küstahlar yananlarla beni lekelemeye çalıştı diyor Mehdi. Evet maşallah. Bak küstahlar yananlarla beni lekelemeye çalıştı diyor. Ben bütün yüreğimle senin koşullarına uyarım diyor. İyi oldu acı çekmem diyor Mehdi. Çünkü kurallarını öğreniyorum evet. diyor. Maşallah. Maşallah. Seviniyor Allah'ın evet. çile vermesine, acı çekmesine. Utansın küstahlar diyor. Beni yalan yere suçladıkları için diyor yine Tevrat'ta. Maşallah. Utansın küstahlar beni yalan yere suçladıkları için diyor. Bana diyorlar ki niye hakaret ediyorsun ya diyor. Niye ağır konuşuyorsun? Niye? Evet. Bak Tevrat'ın hükmü evet, bu. Tabii. Evet. Küstah diyor Allah alçaklara. Evet. Evet. İnşallah. Mehdi diyor ki kurtar beni diyor. Çünkü seninim. Ya Rabbi seninim diyor. Senin koşullarına, senin şeriatına yöneldim diyor. Senin hükümlerine yöneldim. Kötüler beni yok etmeyi beklerken ben senin öğütlerini inceliyorum diyor. İnşallah. Yani Allah'ın hükümlerini inceliyorum. Tabii. Onları okuyorum. Onları dinliyorum diyor. Kötüler de beni yok etmek için uğraşıyorlar diyor. Evet. Yok yere zulmediyor bana önderler diyor. Yani bazı görevliler, bazı ileri gelenler yok yere bana zulmediyorlar diyor. Yüreğim senin sözünle titrer, Allah'ın hükümlerine titrer diyor. Yani onun sevinciyle, Allah korkusuyla. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum, Allah'ın hükümlerine sevinç bulurum diyor. Yalandan tiksinir, iğrenirim diyor. Ama senin yasanı severim ya Rab diyor. İnşallah. İnşallah. Sıkıntıya düşünce Rabbime seslendim diyor. Rab yanıtladı beni diyor. Ya Rab kurtar canımı yalancı dudaklarından, aldatıcı dillerinden diyor küfrün. Yani onların aldatıcı konuşmaları ağızlarından. Kurtar canımı, yalancı dudaklar yani. Ya konuşurken yalan konuşuyor dudakları. Aldatıcı dillerinden diyor. Allah diyor ki Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım. Maşallah. Mehdi maşallah. İnşallah. Allah diyor ki düşmanlarını utanca bürüyeceğim diyor. Utanç içine düşüreceğim diyor düşmanlarını. Ama diyor Mehdi'nin başındaki taç parıldayacak diyor inşallah. Mehdi diyor ki ya Rab sığınağım yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin diyorum. Haykırışım bu şekilde diyor. Kurtar beni ardıma düşenlerden. Diyor. Çıkar beni zindandan diyor. İnşallah. Bak hapse düşeceği evet. burada açıkça anlaşılıyor. Evet. Maşallah. Beni hapisten çıkaran Allah'a dua ediyor evet. Mehdi. İnşallah. İnşallah. Adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak. Bana iyilik ettiğin için. Yani talebeler etrafıma saracak. Talebelerin etrafını saracağını söylüyor. İnşallah. Çünkü diyor Allah canını feda etti diyor. İnşallah. Korkma diyor Cenab-ı Allah. Çünkü ben seninleyim. Yılma. Çünkü Tanrın, Allah'ın benim. Seni güçlendireceğim. Evet sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.
sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak diyor Allah Tevrat'ta. Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak. Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Çünkü yok edeceğim diyor Allah. Seninle savaşanlar hiçten beter olacaklar diyor. Yani yokluktan beter olacaklar diyor. Yeşaya 41:10-12. Sana saldıran herkes önünde yenilgiye uğrayacak diyor. Hepsini yeneceksin diyor Allah. Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. Hani diyor ya Mehdi'ye karşı silahlar susacak diyor. Tevbe hadiste de var. Evet. Hiçbir etkisi olmayacak. Silahlar yok olacak diyor. O. Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın diyor. Asıl onları sen hapsettireceksin diyor. Seni mahkemeye verecekler diyor Mehdi için Cenab-ı Allah. Mahkemeye çıkacaksın ama sen onları hapsettireceksin diyor. Sen onları suçlu çıkaracaksın diyor.